Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Hattat 240S tarla traktörünün incelemesi yoktu kanalımda. Bunu bir inceleyelim bakalım neler sunacak bize. Fuar ortamı olduğu için hata yanlış söylemeyeyim. 50 beygir gücünde arkadaşlar bu traktör ama fabrika ölçümlerinde bunun 55 beygir olarak ölçümler yapılmış. 55 beygire ulaştığı söylendi. Turbo intercooler yok. Atmosferik bir motora sahip. Ama motor hacmi çok büyük ya. Motor hacmi büyük. Neyse 196 Nm torku 1400 devir bölü dakikada sunuyor. 3 silindirli 3300 cc'lik motor hacmine sahip. Uzun pistonlu bir motoru var. Perkins'in orijinal motoru var yalnız. Ağırlığından bahsedeyim. Tek çeke versiyonu arkadaşlar 2080 kilogram ağırlığı var bu traktörün. Yani ağır bir traktör değil. Tek çeker. Şöyle devam edelim. 48 litre yakıt tank kapasitesi var. Şuradan koyuluyor yakıtı. Buradan önde de radyatörüne bakıyoruz. Radyatörünün suyuna ilavesine bakıyoruz buradan. Hatta içinde de -24'e kadar da antifriz koyulmuş. Yani komple antifriz koyuyorlar içine. 8 ileri 2 geri şanzımana sahip. Ön lastik abatları arkadaşlar aynı bildiğimiz 6x0-16. Arka lastik abatları ise 13x6-28 arka lastik abatları var. Tam bildiğimiz Uzel klasik lastik abatları var üzerinde. Kare farlar var. Sanki efsanelerde zamanında, efsaneden sonra böyle kare fara dönüldü. Şu gövde gri renkte eskiden. Daha sonra siyah renge büründü. Hava filtresini kuru yapmışlar. Bu kuru çok çabuk tıkanıyor işte. Yağlı filtreye göre, yağlı filtreye mesela bir sene bile değiştirsem bir şey olmuyor. Ama kuruyor. En yakın, en uzak bir ayda bir temizliğini yapmanız gerekiyor. Egzoz bu şekilde ortadan arkaya doğru verilmiş altta. Alttan arkaya doğru egzozu verilmiş arkadaşlar. Yine hidrolik beyine giden hidrolik yağ filtresi, hidrolik pompası, şarj dinamosu. Şöyle devam edelim. Bunlar kaputu açılıyor. Şuna çekerek şu kaput böyle öne doğru parçalı şekilde açılabiliyor. Aküsü burada. Aküsü bunun altında. Yine aküsünün kapağı da buradan açılıyor. Ama saç yani. Eğer saç burası da aynı. Şöyle tutamaç verilmiş. 266 serisi gibi. Tasarım güzel. İçine de geçeceğim. Direksiyon falan çok hoşuma gitti. Arkada ağırlıklar 41 kilogramdan bir o tarafa bir bu tarafta ağırlık var. Disk fren, yağlı disk fren traktörümüz. Evet, arkaya doğru geldik. Şöyle bir stoplar bizi karşılıyor. Geri çalışma lambası. Yukarıda yine Hattat yazısıyla beraber bir tentesi var. Kaldırma kapasitesinden başlayalım. Öyle devam edelim burada. 1650 kilogram kaldırma kapasitesi var. Bu traktörler için gayet yeterli. Gayet yeterli. Disk fren var. Yağlı disk fren. Burada fren plakaları. Yine burada fren plakaları var. Görünüyor mu? Görünüyordur. Çift çıkış verilmiş. Onların kumanda kolu hem burada. Hem içeriden müdahale edebiliyorsunuz. Hem buradan müdahale edebiliyorsunuz. Biraz yeri yöntemi biraz zor ama ulaşması arkadan kolay. Önden biraz zor ulaşması. Evet. Hassasiyeti böyle orta koldan alıyor. Yine mekanik bir orta kolla beraber. Şöyle içe doğru arkadaşlar baktınız mı? Gördünüz mü? İçe doğru yay var. Hassasiyeti burada içeri doğru algılıyor. Aşağıya doğru iniyor. En az olduğu nokta hassasiyeti en alttaki delik. En fazla olduğu da en üstteki delik arkadaşlar. Ortadakinde de çift sürüyorsunuz. Tek ayar verilmiş. Şuradan saça değiyor. Yani biraz ergonomik değil yani olduğu yer. Şu kol ayarın olduğu yer ergonomik değil. İkinci ayar yok. İkinci ayarı şuradan çivatana söküp çevirip yine takabiliyorsunuz. O şekilde kalıcı bir şekilde ayar yapabilirsiniz. Tek kuyruk mili devri var. Kuyruk mili burada kapatılmış. Düz çeki. Evet. İçe doğru gelelim. İçine bakalım neler sunuyor. Kontak da var. Çalıştıralım bakalım hafiften bir. Sesini duyurmak isterim bu traktörün. Şuradan tutamaçla beraber binmesi iyi. Binme ortamı iyi. Bu malzeme çantası burada şey ya. Burada mesela yağ olur, küflü şey koyarsın buraya. Anahtarla takımlar makımlar olur yağlı küflü. Olduğu yer pek sevmedim. Biraz şey yapacak. Üzerinizi yağ falan küf falan yapacak, toz yapacak. Ayarlı, iki taraftan da ayarlı.
genişçe bir koltuk var. Koltuğu rahat. Kesin rahat. Evet. Koltuğu gerçekten çok rahat. Şöyle. Koltuğu kullanım falan iyi yani. Yüksekte değilsiniz. İyi iyi. Koltuğunun yerini falan sevdim. Bazı ergonomik sıkıntılar var. Mesela ben buradan arka hidro çıkışlarına ulaşacağım. Bu şekilde ulaşabiliyorum. Başka türlü ulaşamıyorum. Evet, öne gelelim. Sinyal burada. Dörtlü flaşör. Tepe lambası yanıyor. Aydınlatmaları. Mesela birinci çektiniz, şunlar yanıyor. İkinci de kısa, üçüncü de uzun. Bu şekilde. El gazı burada. Vitesler ortada. Ben ortadan vitesi hiç yadırgamam arkadaşlar. Ortadan vites hiçbir zaman küçümsemem. Ortadan vites her zaman daha uzun ömürlü, daha sorunsuzdur. Bunu böyle bilin. Takviyesi serisi vitesi. Şu bir. Şöyle iki. Aynı ya. 240 bizim 97 gibi. 3. Ortada 4. Sol ileri geri. 10 numara ya. Çok güzel. Serisi takviyesi. Aynı. Aynı bizim gibi. Aynı bizim gibi ya. 8 ileri 2 geri şanzımanı. Bu şekilde sağlıyor. Kontağı açalım. Bir göstergeye bakalım. Fazla mazotu içinde işaret lambası yanmış. Bunlar söylediğim gibi gündüz güneş, aşırı güneşte biraz görmesi zorlaşıyor. Onun haricinde fonksiyonu, o şeysi güzel. Kilometre hızından devirine kadar, çalıştığınız kuyruk mili devirinden her şeyine kadar burada görebiliyorsunuz. Çalıştırıyorum. Biraz sesi yüksek. Direksiyon yumuşaklığı iyi. Arkada biraz şey var. Şöyle diyeyim. Burada bir panel var. Panelden yankı yapıyor. Biraz sesi aslında bu kadar yüksek değil bunun. Biraz sesi düşük. Ama bunun yerini beğenmedim ya. Malzeme çantasının yeri güzel değil. Elini koymaya yarısa şu var. Biraz o yeri güzel değil. Evet. Hidro kollara doğru gelelim. Şu çeki kol olarak verilmiş. Yani pozisyon kolu bunların içeride. İçteki kol pozisyon kolu. Yani bunların karma sistemi yok. Soldaki pozisyon kolu toprak üstü işlerini yapıyoruz. Sağdaki de çeki kolu. Şuradan bir ayar yeri var. Onu aşağı doğru sert biraz ayarı çıkartamadım. Bu daha da aşağı iniyor aslında. Bu çift sürerken bunu da çift sürüyoruz. Toprak üstü işlerinde de bunu da yapıyoruz. İçerideki kolu da yapıyoruz. Şu diferansiyel kilidi. Görüyor musun? Şu diferansiyel kilidi. Debriyaja geçelim. Çok yumuşak. Çok yumuşak bir debriyaj pedalı var. 10 numara. Fren pedalı. Genişliği falan bayağı bir iyi. Bunlar disk fren var. Carlı sistemi yok. Fren değeri orta ayarda fren kuvveti var. Gaz pedalının yeri. Yeri iyi aslında. Şuradan diferansiyel kilidi de çok aralı biraz. Çok da yakın değil. Biraz değiyor ama çok da yakında değil. Böyle normal ayarda bir. Çok güzel de demeyeceğim. Çok rahatsız edici de demeyeceğim. Gaz pedalının yeri normal diyelim. Ama frenler, debriyajlar güzel. Yeri falan güzel. Evet. Şu biraz yukarıda kalıyor. Burada mesela, gerçi bu bahçe traktörü değil de, tarla traktörü de bahçe seyirlerinde nasıldı acaba? Biraz şu mazot deposu yukarıda kalıyor. Yani Massey Ferguson Uzel'in ürettiği, Massey Ferguson'a en yakın traktördeyiz. Hatta 240 S'deyiz. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Eski Uzel'e en yakın traktör olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu arka hidroliğinin yavaş inmesini ya da hızlı inmesini kolların sağlıyor. Sağa çektiğinizde çok hızlı iniyor. Sola doğru çevirdiğinizde yavaş iniyor. En sola getirdiğinizde inmez. Yukarı kalkar ama aşağı inmez. Şu da hassasiyeti hızlandırıyor. Şu da arka diferansiyel ve kuyruk milinin yağına bakıyorsunuz. Biraz hava karardı herhalde, oradan görülmüyor biraz. Evet, bu şeyler arkadaşlar. Burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Nasıl abi, nasıl gördün?
240. Ne kadar bunlar fiyatları? Fiyatını bilmiyorum. Arkadaş satış yetkilileri. Onlar söyler fiyatını. Şöyle. Can traktör bunlar. Yani Uzel'e en yakın. Ha. Eski Uzel'e en yakın bunlar. Eski traktörün kralları bu. Kralları. Doğru. Evet, bu şeyler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.